TV8 ekranlarından merhabalar. Gençlik Rüzgarı yaz sezonunu açtı. Programımızda çok sevdiğiniz uzmanlarımız ve doktorlarımızla Çeşme'deyiz. Deniz, güneş, kum, temiz hava, oh mis gibi ve merak ettiğiniz her türlü sorunun cevabıyla karşınızdayız. O halde Gençlik Rüzgarı Çeşme'den essin. Gençlik Rüzgarı'ndan merhaba. Bu bölümde programımızın dış sesi ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin ve Türk spor camiasının çok değerli, çok tanınmış, bilinen ismi Sabri Ugan abimizle hem voleybol oynayacağız hem de onun dişlerini konuşacağız. Ben gidip üstümü değiştireyim, sonra görüşürüz. Hacı! Gol olmadan gol diye bağırdı. Sana bir şey diyeceğim. Sonra. Bak burada voleybol oynanmaz. Evet. Voleybol oynayalım. Top oynayalım mı? Oynayalım. Top oynayalım. Tamam. Sen... Daha güzel. Bir dakika. Ayakkabılarla gelmiş. Basketbol ben yalın ayak oynayacağım. Ya. Ben yalın ayak oynayacağım. Tamam. Olur. Ben de çıkarayım. Bir hikaye var. Hindistan tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ediyor. Ama bir şartları var. Diyorlar ki biz yalın ayak oynayacağız. Olur mu öyle şey diyorlar, kabul etmiyorlar. Onlar da turnuvaya katılmıyorlar. Neden öyle bir şey istemişler? Yani, ne bileyim. Adamların isteği. Şeyi mi biliyorum mesela maraton koşucuları, o Afrikalı uzun Afrika çöllerinde yalın ayak koşan insanları ama buluyorlar. Bak. Onları getiriyor. Onlar mesela yalın ayak koşmak istiyorlar. Doğru ama artık teknoloji öyle bir ilerledi ki hocam. Giydiğin ayakkabıyı hissetmiyorsun bile. O kadar hafif. Aynı yeni yapılan dişler gibi. Nasıl mesela? Şimdi, benimki 2013 model ama. Şöyle diyorlar. Mesela ben diş yaptırmayayım, dişlerimi keseyim. Yapılan dişler şimdi kendi dişim yani. Ha. Hissediyorum. Yeni yapılacak dişlerle yemek yerken hissedemeyeceğim gibi bir algı var toplumda. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Benim dişlerimin neredeyse tamamı kaplama. Evet. Öyle diyorsunuz değil mi? Kaplama. Doğru. Evet. Benim dişlerimin tamamı kaplama ve yediğim her şeyden büyük bir zevk alıyorum. Çünkü damak zevki abicim bu. Bu bir. İkincisi tabii yani bu işte ustalık da gerekiyor, onu biliyorum bir kere. Bütün hekimlerimiz de zaten bu ustalığı gösteriyorlar. Şöyle, önemli olan dilin şeye temas etmesi, damağa ve o diş etlerine temas etmesi. Benim dilim diş etlerine temas ediyor. Aslında teknik olarak şöyle, o dişi bir morfolojisi var. Yani yaratılmış hali, doğadaki orijinal hali var. Ona uygun olmayan, sadece kaplama olsun diye dişin üzerine böyle giydirilmiş, diş etlerinin üzerine böyle kabaca oturan dişler yapılıyor. Onlar da içinde çimento gibi bir şeyle yapıştırılıyor. Çok görüyoruz. Hani iyi yapılmayanı, evet ağız içerisinde bir his kaybı, tat duyusunda eksilme bunlar olabiliyor. Ancak diş dokusuna çok yakın, form açısından, çiğneme etkinliği açısından doğru fonksiyonu veren, doğru morfolojiyi veren diş yapmak insanlara gerçekten de hem yemek yeme konforunu arttıran bir şey hem de tat alma duyusuna da bir şey eksiltmez. Kuşkusuz. Yani bu bir örneği sensin bence. Ben çok net bir örneğim. Yani hep aynı şeyi söylüyorlar bana. Abi dişlerin ne kadar güzel olmuş. Benim için önemli olan dişlerin ne kadar güzel olduğu değil. Dişlerin ne kadar sağlıklı görünüyor. Dişlerin ne kadar doğal görünüyor. Zaten sağlıklı olan iyi görünür mantığından yola çıkarak yaklaşıyoruz biz size. Ya futbolu da bırak gel. Ya, birazcık manzara. Aslında futbolu bırakmıyorum. Konuşurken de konuşabiliriz. Mesela bazen aklıma ne geliyor biliyor musun? Mesela kafa topuna çıkıyoruz değil mi? Kafa topuna çıkarken küt gülüyorsun. Ağzın burnun darmadağın oluyor. Evet. Futbol karşılaşmalarında.
Aslında bu hepimizin her an başına gelebilecek bir şey hocam. Neden hepimizin başına? Halı sahada top oynuyoruz. Yolda çocukları gördüğümüz zaman ya iki top atalım diyoruz falan. Her an bu dişimizin travma sıkıntısıyla sonucu, karşı karşıya gelebiliriz. Travma sonucu dişlerde oluşan hasarlar. Biliyor musun yazları, yaz aylarında en çok karşılaştığımız travmalar çocukların havuza atlarken havuzun dibine dişlerini vurmaları. Ya ağzında çok yaşa. Çünkü aslanla pars var biliyorsun. Evet. Benimkiler. Buraya atlayabilir miyim baba diyor. Bir bakıyorum ki 1.30 falan sakın. Evet, evet. O ama, yüzünü vuruyor, dişlerini vuruyor dolayısıyla. Ama Meli yani onu dur diyebilmek çok zor. Ne yapmam lazım? Nasıl? Yani olduğu zaman ne yapmam lazım mesela? Çocuklar çok önemli. Ya dişlerin o travma karşısında o ortaya çıkan durum bir. Diş yerinden tamamen çıkabiliyor. Hı hı. O zaman o dişi oradan bulunacak. Onu alacaklar. Ya yerine hemen birisi orada oturtacak onu. O en iyisi olur. O olamıyorsa bir süt mesela. Sütün içine koyabilir. Elinde o sütle ivedilikle hızlıca bir diş hekimine gitmek. O diş hekimin onun yerine oturtması mümkün. Onun işte kırılmaları olabiliyor. Burada önemli olan orada kırık hattının nerede olduğu. Çeşitli şekilde tedavi edilebilir, tamir edilebilir yani. Onu soracağım yani çok sıkıntı yok. Ama başka bir şey söyleyeceğim şimdi dur. Bunların hepsi var. Jose Mourinho hoşuna gitti mi Fenerbahçe'ye gelmesi? Jose Mourinho ile ilgili ben de bir şey söyleyecektim. Lafı yani, ağzından aldın ya. Sen söyle abi buyur. Lafı verdim sana. Onun The Sun gazetesinde bir haberi çıkmış. Ben onu söyleyecektim. Futbolcularının diş sağlığıyla çok yakından ilgileniyorum. Aynen. Çok önemli. Nedenini aynen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ben tahminler yürüttüm ama. Nedenini bilmiyordum. Fakat mantık yürüttüm. Sen hep şunu söylersin. Oklüzyon dersin mesela. Evet. Oklüzyonun öneminden bahsedersin. Evet. Mesela sen tedavi için gelenleri önce fizyoterapistine yönlendirirsin. Doğru. Niye fizyoterapistine şöyle, yönlendiriyorsun bak, mesela? İşte sana cevaplar. Bak çene oklüzyonu kapanışta bir ufak bozulmalar postür üzerinde yansımalar meydana getirdiği için bir çalışma vardı bununla ilgili. Tam dengede sabitlenmiş bir plak yaptırıyorlar olimpik sporculara ve sakatlanma riskleri düşüyor ve performansları artıyor. O şeyde buz pateninde falan çok böyle şeyler hatta güreş, Amerikan onlar güreşinde falan var. Onlar belki dişleri korumak için olabilir darbelerden ama onlar bu dediğim için tamamen o dengede yapılmış olan bir plakla bedeni tam postürü ve omurgayı tam dengede ve kasları simetrik çalışmasını sağlamak için yapılabilir. Buysa eğer gerçekten bu. Eğer buysa o zaman onun bence Jose Mourinho'nun bence başarısının sırlarından bir tanesi bu olabilir. Kesinlikle. Ama şu da olabilir. Bir tahmin daha yürüttüm ben. Ha. Hani futbolcular dişim ağrıyor diye antrenmandan kaytarıyor ya olabilir ya. Aklına neler geliyor ya. Hayır. Yani bu güzel bir espri. Kesinlikle güzel bir espri. Ama bence Jose Mourinho zaten biliyorsun onun tam futboldan gelme değil. Tercümanlık, daha önce öğretmenlik. Yani adam işin ilmiyle de ilgileniyor tamam mı? Ve mesela benim dişlerim yapılmadan önce bir boyun ağrılarım vardı, sırt ağrılarım vardı. Dişlerimi yaptırdım. Çok azaldı. Ya işte bak şöyle söyleyeyim. Çünkü çene bir tarafa doğru bu taraf fazla aşındı ya da diş eksildi. Birazcık bu tarafa doğru bu kas daha çok çalışıp böyle eğiliyorsa o zaman şöyle oluyorsun. Sonra onu düzeltmek için şöyle ve şöyle olabiliyor. İşte tamam. O bir adaptasyon. Al Jose Mourinho futbolcusu böyle olmasın diye yaptırıyor işte. Dişlerdeki dengesizlik postür üzerine, omurga üzerinde o yansımasıyla performansı etkileyebiliyor. Bu çok bana göre çok bariz. Ve Jose Mourinho bunu biliyorsa kesinlikle. Bence başarısının sırrı belki de o. Kesinlikle biliyor. Onu açığa düşürmüş olabilir miyiz şu anda? bu programda sevgili eşim yapımcımız Suzan Uga'nın bana sana soru sorma izini vermesinden dolayı çok mutluyum. Tabii ya. Seninle ilgili bildiğim ama birçok izleyicimizin bilmediği bazı şeyler var. Onları da bana izin verirse yavaş yavaş ortaya çıkartacağım. Bir gözlükleri çıkartabilir misin? Chris Pratt'e benzemiyor mu? Senin John Travolta'ya benzediğinden kadar belki olabilir mi? Ben sana bir söyleyeyim mi? Kavga çıktı bir keresinde biliyor musun? Birisi diyor ki John Travolta'ya benziyor. Öbürü diyor ki hayır diyor John Travolta diyor. Arnold Schwarzenegger'e benziyor. Hadi bakalım. Yok John Travolta diyorum ben.
Evet. Chris Pratt. Melih Şengül. Gençlik rüzgarı tatilde. Haftaya görüşmek üzere. Gençlik rüzgarı Çeşme'den esmeye devam ediyor. Çok sevdiğiniz konuklarımızla. Programın sahipleri aslında onlar. Diyetisyen Gökçe Kapçak, diyetisyen Gülşen Altın'la beraberiz. Hep böyle konuşuyoruz, değerli bilgiler veriyoruz. Bugün ben içimden şöyle bir şey geliyor. Ya bu hikaye nasıl başladı? Bu yola nasıl çıktınız? Sonuçta anne kız aynı meslekte, çok da kolay bir şey değil. Nereden oldu? İlk siz mi kurdunuz? Çünkü ciddi anlamda çok fazla sizin bir dokunduğunuz insan da var. Evet. Çok evet, yılların getirdiği kurumsallaşmış bir 33 yıl. Başlangıca evet. Gidelim bir. Önce anneyle evet, başlayalım. Sonra evet. Kızımız nasıl takip etti gidelim mi? Evet. Merak ağlamayayım ettim. Ağlamayayım ama yani. Ağlama için. Ağlayayım vallahi biz bizeyiz. Olsun. Aslında tabii ben bütün uzmanlığımı ben Almanya'da aldım. Türkiye'ye ilk geldiğim zaman yani ilk başladığım yer aslında ufak bir şehirde. Çok ufak bir şehirde bunu yapmaya kalktım. Hani söylemekte bir şey yok. Kütahya'da. Orada yapmaya kalktım. Bana böyle şeyle baktılar ya nasıl yani burada hani bu beslenme uzmanı yapamazsın. Herkes onu söyledi bana. Ben hayır, çok... Zaten 30 yıl önce beslenme uzmanı var mıydı? Ha, şimdi işte onu, onu söylediler çok... bana. Böyle gerçekten ufacık yani böyle bir hani 15 metrekare yok böyle minicik bir yer tuttum. Bir pasajın içerisinde. O kadar da çok param yok tabii. Zaten ancak onu yapabiliyorum. Tuttum. Tabii ki bekliyorum. Hani bir beslenme uzmanı şey hani bekliyorum. Tabii genel yok. Bir den yok yani. Çok şeker. Başladım. Tabii şey olmadı. Sonra oturuyorum. Böyle bir gün dergi falan bakıyorum. Ondan sonra bu arada da tabii çift vatandaş olduğum için sürekli Almanya'ya gidip geliyorum. Şeyim de ölmesin diye. Aa dedim bir Düsseldorf'a gideyim de dedim. Ben bir bakayım. Yani ne var ne yok orada. Bir ortamı şey yapayım falan. Bir bakayım. Güzel hani fuar kongre var. Bir bakayım dedim orada ne var ne yok. Gittim. Hani dolandım böyle. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü beslenme bilimde cihaz diye bir şey yok. Yani hiç onu bilmezsiniz yani. Hiç böyle dolanıyorum yani etrafta böyle. Ama 6. işsime ben hayatım boyunca çok güvenmiştim. Çok zora kaldığım zaman, dara kaldığım zaman benim kalbimin sesi ne diyor diye ben hep annem bir lafı vardı zaten. Bir şey mesela karar vereceğiz. Dur bir bu akşam bir yatalım yarın sabah konuşuruz. Ne güzel bir lafı. Gerçekten ya buradaki sesimi hep dinlerim. Hep böyle bir dolandım. Ondan sonra böyle... Cihazlar var, farklı şeyler var, ameliyat cihazları var, ameliyathane ekipmanları var. Ama gel o kadar toyum ki ve hiçbir şey bilmiyorum ki dolanıyorum böyle. Bir tane cihaz gördüm, gittim baktım böyle sordum ettim falan böyle etrafa. Adam böyle o kadar güzel anlattı ki ben ama sıfırım yani gerçekten sıfırım. Bir şey ikram etti bana, önüme koydum böyle. Ben o kadar heyecanlanmışım ki Allah'tan hep şunu diyorum ya gerçekten ben sizde de işte kızımla da görüyorum. O heyecanın hiç kaybolmasın aklım kayıyor. O kadar heyecanlandım ya da ben anlatırken ay burası gerçekten çok komik olduğunu söylüyorum. Burada pipetler var bir de yanında da süsler var. Hı. Adam bana anlatıyor ben o süsünü sürekli çekmeye çalışıyorum. En sonunda yazık şey dedi ki oradaki beyefendi satıcı dedi ki pipetten çekmiyorsun sana efendi buradan çekiyorsunuz dedi. Ben o süs olada o kadar heyecanlıyım ki onu çekiyorum. Onu çekiyorum sürekli çok heyecanlandım yeni bir şey öğreniyorum. Sonra eve gittim. Tabii ki para yani büyük bir para. Eve gittim. Rahmetli babacığıma böyle oturuyorum. Dergileri aldım bakıyorum yani daha doğrusu prospektlerine. Bakıyorum okudum. Babacığım dedi ki kızım dedi ne düşünüyorsun sen baba dedim bir cihaz gördüm de dedim. Neye düşünüyorsun dedi. Ondan sonra ay gerçekten burada çok tuyuklandım. Dedim ki cihaz var. Ay kıyamam. Ondan sonra ne kadar dedi. Mark o zaman 12 bin mark. Hani eskilerin vardır ya böyle çat diye açılır. Çanta, James Bond çantaları. Gitti, bana verdi 12 bin markı. Git kızım bunu al dedi. Ay. Çok büyük para o zaman için. Ya bu söylediğim şey 1990. Çok büyük para. Bir de babanın güzelliğine bakar mısın? Getirdi, verdi. Git dedi al dedi. Ben aldım cihazı, şu kadar bir şey böyle. Onu Kütahya'ya getirdim. Sabah 8, akşam 10 çalışıyor. Ondan sonra tabii elemanı falan yok ya. Ben onları sarıyorum. Elektrostimasyon cihazları bilirler. Siz de bilirsiniz. Belki böyle sarı sarı petler ısıtırsın. Evet. Böyle bir sararsın, zaman. Koyarsın. Bilmiyorum da böyle tabii şimdi Kütahya şu an çok çok dostum var orada ama hanımlar da biraz kilolu. Ben de ufağım şöyle yapıyorum ve sarıyorum. Saramıyorum tabii ki. Ben hatırlıyorum mesela arasında kayboluyor. Arasında kayboluyor falan neyse. Ama tabii çok sevildi, çok şey oldu ilk çünkü bu.
benim caz maceram aslında öyle başladı. Yani dolayısıyla hani orada bir teknolojiyi getirdiniz teknoloji buraya. Teknoloji 1990 senesinde ilk bestem uzman olarak. Bence ilk Türkiye'ye ilk getiren biri yani olabilir. İlk Türkiye, yok zaten ilk Türkiye'ye getiren insanım ben. Ondan sonra ikisi birlikte böyle kombine ederek gerçekten çok büyük tecrübe edindim. Sağ olsunlar, orası da çok güzel böyle kabullendiler. Ve orada işte ufak yerden daha büyük yere, sonra daha büyük yere 3 tane iş yeri değiştirip büyüttüm. Ama orada Gökçe artık ortaokulu, sonra üniversiteyi kazandı. Üniversiteyi, ne kazandı Gökçe Üniversitesi? İşletme. İşletme. Tabii tabii, ben 2 üniversite mezunuyum. Sonra annenin mesleği nasıl geçti? Gökçe'yi merak ediyor. Sen nasıl? Anne, o, anne evet. Kurdu kocaman bir güzel. Annem hep diyordu bana diyetisyen olmak ister misin? Ama annem hakikaten çok zorlanıyordu. Bir de yani zorlanıyor dedim şöyle, çok. Yetişemiyor muydu? Yetişmekten de ziyade çok kendini kaptırıyor. Yani bir kişi kilo veremediğinde ya da onu kilo verememesine etken olan bir takım dış faktörler olduğunda hakikaten çok içine giriyor. Zaten bence mesleki başarıyı da sağlamak bu ya yani. Hani bu benim, ben diyeti yazdım geçtim modunda hiçbir zaman bir insan değildi. Sonuçta başarıyı görmek istiyor. Aynen öyle. Başarıyı çok odaklı, başarı odaklı. O yüzden de ben bunu yapmayacağım yani. Ben işletme okuyacağım vesaire. İşletme okudum 4 yıl Yeditepe Üniversitesi'nde. Sonra kurumsalda çalışmaya başladım. Sonra bir gün bir tane annem, bir danışanı, ben ölçümünü alıyordum o sırada. Eğildi ve ayakkabısını giydi. Şimdi kilolu olan insanlar, yüksek obez, aşırı kilolu olan insanlar eğilip ayakkabılarını dahi giyemezler. Eğilemezler çünkü, yetişemezler. Ayakkabısını giyince ağlamaya başladı. Ve onun ağlamasıyla birlikte biz birbirimize sarıldık. Ben ay, artık desteksiz ayakkabılarımı giyebiliyorum diye. Odur benim kararımı vermemi sağlayan. Çünkü gerçekten bu sadece kilo verdirme işi değil. Biz, annem gerçekten diyetisyenler, bu işi layıkıyla yapan diyetisyenler gerçekten hayatını tamamen değiştiriyor. Seni aslında bağımsız hale getiriyor. Ayakkabını kendin giymen. Mutluluk. Evet. Ya 2 kilo 3 kilo fazlamız olduğunda bile bir şey yiyoruz. Onumuzu buramızı aynen kapatıp öyle mutsuz oluyoruz. Yani öbür türlü nasıl bir özgüvendir? O fazlalıklardan kurtulmak, ya kendini fit ve iyi hissetmek. Ve onun o gözündeki, artı bir sürü hastalıktan da korunuyorsun. Şu bölgede bütün hastalıklar buradaki yağlan. Evet. Daha ama öyle bir mutluluk geliyor ki gerçekten, yani onu gördükten sonra anneme diyor ki ben ikinci üniversite okuyacağım, anneme nasıl yani? Diyor ki sen okuyacaksın. Gerçekten mi? Mutlu gerçekten olmuşsun. Ve gerçekten oldu. Her şey de çok güzel gitti. Aynı yıl kazandım, girdim, hem çalıştım hem okudum vesaire derken. Yani gerçekten hani orada hiç şey yapmadım çünkü yani diyetisyen hiç de öyle kolay bir şey değil. Tabii sonuçta canım, tıp. Yani ve inanılmaz derecede. Orada çalıştı ve dereceyle de mezun oldu. Hani benim için size de bu yakışır ama yani kliniğinize. Çok, gerçekten çok değerliydi benim için. Onunla da zaten gurur duyuyorum. Ara ara çatışırız hala mesleki anlamda. Ama şu çok değerli tabii ki. Ben çok heyecanlı bir kadınım. Yani çok seviyorum yeni bir şey öğrenmeyi. Bir şey öğrendiğim zaman onu paylaşacak bir, hani etrafıma gidip paylaşacak kimse bulamıyordum. Konuşamıyordum yani mesleki şeyleri. Biz şimdi çok gidip, heyecanlıyız. Evet. Şimdi gidip bak Gökçe bunu biliyor musun sen? Bu böyle böyle evet, böyle evet. Gökçe de hemen. Bir anne, çalışma olur. İnsanın en güveneceği anne kız yani. Yani evet, var evet, yani baktığınızda. Yani. Ya çok teşekkür ederim. Çok samimi bir şekilde evet, hikayenizi çok, paylaştınız. Çok İzleyicilerimiz eminim yani. Duygulandılar. Ben de duygulandım. Ama çok teşekkür ediyorum. Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Yaz geldi, gençlik rüzgarı artık Ege sahillerinden esiyor, Çeşme'deyiz. Sevgili Seray bugün İstanbul'a dizi setine gittiği için ben programın yapımcısı olarak beslenme uzmanımız Gülşen Altın'la sizlerin de her zaman sorduğunuz şu bölgesel fazlalıkları konuşmaya geldim. Sevgili yapımcım, önce şunun için çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten böyle bir ortamda bu şekilde bir organizasyon yaptığın için çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir program olacak çünkü biz ağlama sakın. Biz uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. İşine aşık iki kadınız yani ve ben bunu çok önemsiyorum. Evet, şimdi gelelim senin karnına hayatım. Hadi gelelim. Yani iki çocuktan sonra gitmeyen göbek yağları. Evet, şimdi tabii yani iki çocuktan sonra yine her zaman söylüyorum yani doğum kadın için inanılmaz güzel. Hani çocuk dünyaya getirmek çok güzel ama beden formu için maalesef ki o böyle esneklik, zaten biz dünyaya çocuk doğurmak için, üremek için geliyoruz. Dolayısıyla bizim kolajen dokumuz erkeğin zaten 3'te 1 kadarı az. Az yani. Dolayısıyla biz hemen esniyoruz.
Esnemek de zorundayız, yoksa çocuk içeride ölür. Esnediğimiz zaman da mesela ne oluyor? Öne doğru biraz da yaş almak ve beraberinde de çok kilo aldığınız zaman, yani o süreç içerisinde ne oluyor? Yağlanma, sarkma, doku kalitesinin bozulduğu, hatta böyle öyle biraz işkembeye benzer üst yumuş kısmında yumuş yumuş, aynen öyle dediğiniz gibi, yani bir karın oluşuyor. Bunu da tedavi etmek gerçekten hiç zor bir şey değil. Yani çok kolay, ama kolay dememin şeyi şuyum yani ben. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yüksek teknoloji olması gerekiyor. Yani öyle o içekte bu içekte atıyorum, yani hiç adı sanı olmayan cihazlarla bunu yapmak çok doğru değil. O yüzden lütfen bu konuda dikkatli olalım. Sorgulasın izleyicilerimiz. Sorgulasın, bir gittiği yere baksın. Burası gerçekten bir klinik mi, bir muayenehane mi? Yani bunlara bakmakta her zaman fayda. Hangi teknoloji kullanılıyor? Hı hı. FDA onayı var mı? Tedavi protokolünü kim yapıyor? Yani hiç sağlık kontrolü yapılıyor mu? Herhangi bir sağlık kontrolünden geçiyor mu kişi? Bundan olmazsa olmazı. Yani gerçekten buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir daha önce bir tahlilini kontrol ediliyor mu? Yani dolayısıyla bu bir kişinin bir anemnezi alınıp sonra cihaza girilmesi gerekiyor. Tabii. Bir kere bu çok önemli. Aldı, girdiniz pat diye, hemen siz şu cihazı alalım, hemen sizi zayıflatalım, hemen yok oldu. Böyle bir şey yok. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ve bu karına da evet, bizim gibi çok uzun süreli tecrübesi olan kişiye anemnezi yaptık, değerlendirmesini aldık. Önce yağ eriteceğim, sonra da sıklaştıracağım. Hepsini birlikte. Sonra ben burada deniz kenarında, havuz kenarında gözümü gere gere salına salına gezeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gençlik rüzgarı Çeşme'den püfür püfür esiyor. Karşımda efendim Profesör Doktor Mehmet Mahir Atasoy, girişimsel radyoloji ve fonksiyonel tıp uzmanı dedik kendisini tanıtırken. Ama aslında daha neler neler var ve tam da derine inmek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum, teşekkür ederim. Hocam, bu yola nasıl çıktık, nereden başladık, bir gidelim mi ya, sizi bir tanıyalım. O kadar değerli bilgiler alıyoruz ki izleyicilerimiz merak ediyorlar. Evet, genelde böyle çok farklı konularda bilgi paylaşımımız olduğu için, yani kadın sağlığı, erkek sağlığı, girişimsel radyolojide uygulanan ameliyatsız tedaviler, işte varisle ilgili bir tedavi paylaşıyoruz, tiroidle ilgili ya da prostat kanseri. Şimdi bunları insanlar bağdaştıramıyor. Çünkü aslına bakarsanız 20. yüzyılda şöyle bir hatamız var. Bizim standart tıp olarak, bunu belki de hiçbir yerde dile getirilmedi ama ben şöyle dile getiriyorum. Her organın başına bir tane doktor dikmiş olmamız bizim büyük bir hatamızdı. Çok güzel. Bütünselliği kaybettik. Yani göz doktoru olarak evet, çok spesifik ameliyatlar için mutlaka belli uzmanlar olacak ama göz hastalığı ya da bir nörolojik hastalık, bir Parkinson hastalığını değerlendirirken bağırsak sağlığını değerlendiremeyen ya da cildindeki egzemalarla ilgili dermatolojik tedavi planlarken olayın bütününde o işin bağırsakla olan ilişkili, gıda duyarlılıklarıyla olan ilişkisini anlayamayan bir hekim aslına bakarsanız bütünü kaçırmış oluyor. Ben yine söyleyeyim, her organın başına bir doktor dikilmesi noktası belki de bir çocuk doktorlarında bu pek yok. Çocuk doktorları genel olarak bütünsel sağlığa önem veriyor ve sağlam çocuk polikliniği yapıyor. Bir de biz radyologlar olarak aslına bakarsanız genelde hekimlerin arka planda teşhislerini koyan doktorlardık. Yani ben radyoloji uzmanı olarak 2006 yılında uzman olduğumda bir genel cerrah da ameliyat yapıp yapmayacağını gelir, danışır. Der ki burada bir bağırsak kanserim var. Tomografide ne gördün? MR mi isteyelim? Ne yapalım? Siz arka planda ona destek verirsiniz. Sonra çıkar bir genel cerrah, ardından bir kadın doğum uzmanı gelir. Buradaki yumurtalık kanserin evrelemesine ne diyorsun? Biz bunu ameliyat edebilir miyiz? Ondan sonra bir pankreas kanseri gelir. Bu acaba inop mu? Yani ameliyat edilemez bir bakım, ona cevap verirsiniz. Ultrasona geçersiniz, biyopsi yapar. Yani her branşta çalıştığımız için aslına bakarsanız böyle bir organa spesifik kalmadık. Bu bana büyük bir bütünsel bakış açısı kazandırdı. Radyoloji bir süre sonra şöyle oluyor. Doktorlara arka planda doktorluk yapan, onlara bir destek veren bir noktaya geliyorsun ve işte tümör konseyleri veya diğer konseylerin vazgeçilmez elemanı oluyorsun ama hastayla birebir çalışmıyorsun bu grupta. Yani aslında Dr. House gibi arka planda bulmacayı sen çözüyorsun büyük oranda. Ama şey değilsin, hasta seni tanımıyor. Radyolog olarak sen ultrason çektiğinde seni teknisyen zannedebiliyor hatta. Aynen öyle. Ve bu bana birazcık aslına bakarsanız hoşuma gitmeyen konulardan biriydi. Ağrıma gitti diyorsunuz. Biraz ağrıma gitti. Sonrasında bu radyolojinin üstüne girişimsel radyoloji diye bir konu alan. Dünyada bu ana bilim dalı olarak, Amerika'da mesela ana bilim dalı ayrı bir uzmanlık.
Girişimsel radyoloji de şunu bize getirdi. Dedi ki siz ultrason eşliğinde bir şeyi teşhis ediyorsunuz. Onun ne olduğunu anlamak için içine iğneyle de giriyorsunuz. Biyopsi de alıyorsunuz. Tamam. Dedi ki girişimsel radyoloji, biz buraya kadar ulaşmışız. Bari ısı etkisiyle ya da bir soğuk etkisiyle onu yok edelim. Tedaviyi de yapıp bitirelim. Yani buraya kadar gelmişiz. Şimdi girişimsel radyolojinin bu tedavileri tabii birçok branş yani kendi uzmanlık alanına bir tehdit olarak görüyor. Yani siz tiroid nodüllerini tedavi ediyorsunuz. Varisi tedavi ediyorsunuz. Rahimdeki miyomları tedavi ediyorsunuz. Prostat kanserini tedavi ediyorsunuz. Sonuçta böyle görüntüleme yaptığınız her yere de ulaşabiliyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi Türkiye'de bu işin açıkçası bunu buradan söyleyelim baskılanıyor. Yani Türkiye'de girişimsel radyolojinin ana bilim dalı olması da hatta yan dal olması bile baskılanıyor. Ama dünyada mesela Amerika'yı taklit edecek olursa Amerika'da ana bilim dalı. Yani başlı başına hastasını görüp değerlendirip hastasını servise yatırıp tedavi ediyor. Ve ameliyatsız oluyor bu işler. Şimdi o yolda gideceğiz ama bu tabii ki bakanlığın alacağı kararlar bazı şeylerle gidiyor. Ama ben bunu çok kendime yakın gördüm. Yani bu girişimsel radyolojinin en güzel avantajı şuydu. Ben zaten koruyucu hekimliği çok seven, insanlar hasta olmasın diye neler yapılması ile ilgili birazdan ona geleceğim. Uğraşan bir hekimdim, hep bunu düşünürdüm. Yani devamlı şekilde sabahtan akşama kadar akciğer kanseri raporladığınızda, beyin kanseri raporladığınızda, bağırsak kanseri raporladığınızda ya ne oluyor? Yani ben işte 15 yıllık radyologluk hayatımda şu anda tabii 20'nin üzerindeyim ama o zaman için ilk bana böyle evreka gibi gelen şey şuydu. Ya kanserler çok arttı. Yani hepimizin, benim ailemde de birinci, yani kız kardeşimde de yaşadığım bir şey. Onun dışında hepimizin ailesinde yaşıyoruz böyle şeyler. Ya bu kadar bir genç yaşlarda yaşıyoruz. Artık sadece ileri yaş hastalığı da değil. Bunların sebebi ne? Hani ne oluyor? Niye bu kadar arttı gibi. Evet çok güzel tedavi tekniklerimiz var. Lazerle, anjiyoyla inanılmaz. Ama aslına bakarsanız tıbbın başarısı nerede olur biliyor musunuz? Bu tıbbın başarısı bu hastalıkları önlemeyle belli olur. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Doğru. Ben bu konuya merak sardığım için genellikle de hastalar hep böyle şey yapıyordum. Diyordum ya koruyucu hekimlik kısmı ile ilgili neler yapılabilir düşünüyordum. Ama girişimsel radyoloji burada benim için şunu getirdi. Hastalara böyle geri dönüşsüz tamamen tiroidini alan, tamamen prostatını alıp işte cinsel sağlığını bozan ya da tamamen işte memesiyle ilgili çok distrofik bir sonuç oluşturacak şekilde memesinin tamamının alındığı ameliyatlar yerine küçük, lokal anesteziyle yapılan ameliyatsız tedavilerin yapılması beni çok cezbetti. Ve bütün şeyimi, yoğunluğumu hep bu girişimsel radyoloji konusuna verdim. Sonrasında dünya üzerinde böyle özellikle ekolleri araştırıyordum. Tırnak içinde alternatif tıp ekolleri. Siz çok araştırmacısınız zaten. Evet, evet. Çok farkındayız her konuda. Alternatif tıp ekollerini araştırırken bu yolda çok boş insanların yanına gittiğimde oldu. Çok gereksiz seyahatler de yapmış oldum. Çok hayal kırıklığına uğradım. Aslında hiç arkada bilgi olmayan. Ama Amerika'da bir gün bir böyle kruz gezisi içerisinde Pakistanlı bir doktorla konuşurken functional medicine dedi. Hiç araştırdım yani fonksiyonel tıp. O zaman ilk defa işte 2014 yılları falan 2014-15 yıllarında duydum. Hayır dedim. Dedi ki senin aradığın o. Bir Amerika'da bak. Dedi ki Amerikan başkanlarının Bill Clinton'dan sonraki aile hekimleri hep fonksiyonel tıpçı oldu. Fonksiyonel tıp senin istediğin gibi bilimselliği ama aynı zamanda kişiye özel tıbbı, yaşam tarzını, beslenmeyi, hayat tarzını ve senin tam istediğin gibi ameliyatsız tedavileri de önceleyen bir bakış açısı dedi. Benim tabii bundan 10 yıl öncesini konuşuyoruz. Türkiye'de de hiç daha fonksiyonel tıbbın esamesi okunmazken. Ben oradan eğitim almayla ilgili yola çıktım ve dedim ki o zamanki eşime dedim ben doğruyu buldum. Yani ne yapmak istediğimi buldum. İnanılmaz bir bilgi birikimi başladı. Tabii okuyorsunuz, ders alıyorsunuz, kitaplar okuyorsunuz. Sonra benim bunları anlatmam lazım dedim. İlk defa çocuklarımın okulunda velilere, öğretmenlere koruyucu hekimlikle ilgili. Tabii tabii. Hala ben şimdi çocuklarım artık da bir tane yaşları büyüdüler. 14-12 yaşlarına geldiler ama ilkokulda onların öğretmenlerine böyle şekeri Canan Hoca olmadığı zamanlarda şekeri bıraktırdığım, hayatlarını değiştirdiğim çok fazla insan var. Evet. Onlar böyle karşıma çıktığı zaman hocam benim hayatımı kurtardınız, şöyle değişti, böyle değişti gibi şeyler sordu. Dedim ki ben sahnede bir insanlara bir şeyler anlatmayı seviyorum. Sonra bunu mesleğimle birleştirirken şöyle yaptık. Fonksiyonel tıp platformu diye bir platform kurduk ve hekimlere, eczacılara, diyetisyenlere fonksiyonel tıbbı anlattık, koruyucu hekimliği anlattık. Bu sayede koruyucu hekimliği onlarla paylaştıkça insanların dönüşü, diyetisyenlerin mesleğine olan saygısı, hekimlerin sadece ilaç yazmak ya da sadece ameliyat önermenin dışında yapabilecekleri inanılmaz bir alan keşfetmelerini aslında sağladık. Aslında büyük bir hizmet sağlıyorsunuz farkındaysanız. Bu benim için inanın bir büyük bir misyon. Hem misyon ama aynı zamanda büyük bir keyif. Benim serüvenim şöyle başladı. Radyoloji, üstüne girişimsel radyoloji. Bunun önüne fonksiyonel tıbbı en başına koruyucu hekimliğe koymuş oldum. Bugün kliniğimde de bir hasta geldiği zaman herhalde el atmadığımız yani saçının dökülmesinden cildinin kuruluğuna, hormonun eksikliğinden varisinin tedavisine,
tiroidinin biyopsisinden işte prostatındaki kanserin tedavisine ya da ameliyatsız işte diyelim diğer kanser tedavilerine her şeyini bulabileceği bir klinik oluşturmuş olduk. Aslında bu çok da lüks bir hasta için. Hasta olmayan hani daha iyi yaşam kalitesi sahip olmak isteyen birisi için de. Çünkü oradan oraya geziyorsunuz, herkes başka bir şey söylüyor. Burada bir bütün içinde birbiriyle iletişimde, konsültasyonda olan hekimler, uzmanlar tarafından tedavi ediliyorlar, yol gösteriliyor. Acayip güzel bir şey. İyi ki de çıkmışsınız bir yol hocam. Evet, çok mutluyum ama gerçekten gelen hastalar da bunu söylüyorlar. Yani mesela liste yapıyor. 6 tane hastalığı var. Hepsi sizinle ilgili hocam diyor. Hani sonuçta takip ettiği için biliyor tabii. Yani diyor ki o ayrı ayrı 6 doktora gideceğime geliyorum bir seferde. Bir de tabii bizde teşhis de elimizde olduğu için ultrasonlar, biyopsiler, ameliyatsız tedaviler, koruyucu hekimlik, diğer kısımlar falan. Dolayısıyla hastalar da bundan mutlu. Ben de bulunduğum yerden çok mutluyum. Yani tam yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Eğitim, sahnede hekimlerle bir şeyler paylaşmak, bazen tabii ki halkla, yani normal bu konuda eğitim almamış, sağlıkçı olmayan insanlarla da böyle sonuçta şeyler yapıyoruz. Buradan da tabii buradan da ulaşmak çok keyifli oldu. Ciddi değerli bilgiler veriyorsun. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Profesör Doktor Ferhat Çekmez hocamızla birlikteyiz. Yine çok merak edilen soruları cevaplayacak hocamız. Mesela son günlerde hocam çocuklar devam bir üst solunum yolu hastalıkları var. Yani üşütmeden, hiçbir şey olmadan bir çıkıyorlar dışarı, geliyorlar. Biri oluyor, öbürü oluyor. Bu sefer diyorum ki virütik midir, değil midir? Nedir bunun sebebi? Neler yapmalıyız bunu önlemek için? Şimdi çocuklarda aslında birçok hastalığı daha sık görüyoruz erişkinlere göre. Ama en başta gelen solunum yolu hastalıkları. Bunun en önemli nedenlerinden biri de işte hep konuştuğumuz bağışıklık sisteminin yeterli olmayışı. Peki bağışıklık sistemimiz bu kadar yeterli değilken bu çocuklarımızı biz bu tür üst solunum yolu enfeksiyonundan veya diğer ağır hastalıklardan nasıl korumalıyız? Aynen yani hocam, bu insan bütün gerçekten endişeleniyor. Hiçbir kesinlikle şey yapmadan bunun içindeyiz. Ben devam mesela düzenli vitamin mi vermeliyim, ne yapmalıyım? Hani bir çözümü olmalı bunun, olmalı değil mi? Evet. Şimdi aslında önce basit yöntemleri anlatacak olursak bir kere hem solunum yollarının yakın temasla, hem nefes yoluyla ya da öpme, yakın el temasıyla çok sık bulaştığını biliyoruz. Hı hı. O yüzden hani korona döneminde de artık çok gündem olduğu için burada vurgulayabiliriz. Enfeksiyonlardan genel olarak korunmanın en güzel yolu bir kere elleri çok güzel yıkamak. Yani çok sık bir el yıkama alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. Onun dışında üst solunum yolu enfeksiyonlarında en çok yatkınlığı oluşturan şey aslında burun mukozası ve burun arkasındaki mukozanın kolonize olması. Yani virüslerin veya bakterilerin buraya çok çabuk yerleşebilmesi. Ve bundan sonra hastalık süreçlerini başlatması. Bir de bu gırtlak ses tellerine falan şimdi oraya da sesleri kısıldı. İlerleyebiliyor. Daha da aşağı inebiliyor. O yüzden bizim el yıkama kadar hep vurguladığımız burun içi yıkamayı da alışkanlık haline getirmemiz lazım. Bir kulak iltihapları gibi, sinüzit gibi enfeksiyonlar, hatta bebeklerde aşağı inip bronşit, zatüre gibi çok nedenler tehlikeli yol açabiliyor. Çünkü yaş ne kadar küçük olursa bağışıklık sistemi de bu kadar zayıf oluyor. Bazen o bebeklerdeki virüsler de yalnız bize geçince onlar biraz sanıyor. Büyükleri daha kötü, devirdiği de oluyor. Tam tersi, çok enteresan. Çocukları atlatıyor. Mesela benim anneme geçiyor. Annem atlatamıyor. Daha uzun sürüyor. Tabii yaş daha ilerlediğinde de aynı çocuklar gibi nasıl bağışıklık sistemi zayıf, o erişkin dönemde ve ondan sonra yaşlanan dönemde bağışıklık sistemimiz de yaşlanıyor. Yine aynı şekilde bağışıklık sistemi zayıf. O yüzden yaşlılar da çocuklar kadar biraz enfeksiyonlara daha yatkın olabiliyorlar. O yüzden ben size bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi bizim çocukların tek vitaminde topladığı 40'ı bir arada tek bir vitamin var. Şimdi bizim çocuklar bunu alıyor. Bunun yetişkinler için olanı da ben alıp bu olayı tamamen çözmeyi düşünüyorum. Hiç sevmiyorum hasta olmayı hocam. Çok moralim bozuluyor. Tabii. Kimse sevmiyordur da. Sevmiyor. Şimdi de ikizler olduğunda birisi olduğu zaman öbürüne geçiyor. Oradan sana böyle sülale boyu dolaşıyoruz yani. Aslında hani ben onu vurgulamaya çalışıyorum. Yani gündelik hayatımızda gıdalarla tamam bir şeyleri düzenli olarak kullandığımız zaman bağışıklığımızı destekleyebiliyoruz ama eğer bunu günlük özellikle iş temposu yoğun olan insanların çok fazla o yoğunlukta beslenmeye de çok dikkat edemedikleri için rutin olarak en azından bir bu tarz hazırlanmış gıda takviyelerini hem çocuklar için hem de erişkinler için rutin halde kullanmalarını açıkçası ben bunun tavsiye ediyorum. Bunun için hepsi bir arada bir takviyemiz var. Bu tür birçok firma var. Çünkü çok saçma sapan şeylerin de yanlış anlamayın reklamı yapılıyor. Hani özellikle sosyal medyada bunu kullanın, bunu kullanın, bunu gibi çok yanlış yönlendirmeler de var. Ve siz sosyal medyanızda bunu hep düzeltiyorsunuz. Aman bunlara itibar etmeyin. Evet. Gayet uzman ellerde yapılması lazım. Bilgi birikimi lazım.
15-20 yani mesela sizin gibi 15 yıllık deneyimin sonucu, bu araştırmaların sonucu değil mi? Evet, kesinlikle. Yani hani merdiven altı diye tabir edilen sadece amaç para kazanmak yönüyle çıkarılan birçok içerik var. Ve maalesef birçok ülkede öyle ama ülkemizde de bunun denetlemeleri de gerçekten çok da bazen iyi olmuyor. Sadece ticari kaygıyla, para kazanma kaygısıyla basit içerikler ve çok da ucuz zaten. Amaç orada para kazanmak. O yüzden bunlardan açıkçası biraz kaçınmak lazım. Daha güvenilir. Sertifikalarını mutlaka almış, ruhsatını almış, hatta globalde bile FDA onaylarını almış içerikleri, kendini ispat etmiş içerikleri kullanmayı biz açıkçası hem erişkinler hem çocuklar için bu içeriğimizin içinde çörek otu olmalı mesela değil mi hocam? Çörek otu kesinlikle olmalı. Zerdeçal olmalı, zencefil olmalı. Başka ne olmalı? Onun dışında laktoferin gibi, inülin gibi, omega gibi, propolis gibi. 40 tane sayın hocam. 40 tanesi bir arada var. Şimdi hepsini saymak biraz uzun sürer ama en azından onu kullandığınız zaman başka bir şey kullanmaya ihtiyacınız olmayan içerikler var, oluşturuldu. O yüzden bunları en azından sağlıklı beslenemediğinizi düşünüyorsanız, yoğun iş hayatında veya çocuğunuzun beslenmeleri işin yolunda gitmiyorsa o zaman bu tür takviyeleri kullanmayı biz öneriyoruz. Biz de kullanırız vallahi seve seve. Benim de çok işime geliyor açıkçası. Çocuklarım en azından bağışıklığı sağlam olsa elimden geleni yapayım. Sonra zaten sağda solda virüs bir şey kaptıklarında onunla da rahat savaşabilsinler. Tabii ki. Bu tür takviyeleri kullanmanın yani, zaten hastalıkları ne kadar azalttığını bilimsel yönü çok çok kuvvetli bir şekilde biz biliyoruz, görüyoruz. Kendimiz de bunun çalışmalarını zaten yapıyoruz. Bizim bitkisel tedavi uzmanlığında en önemli noktamız bilimsel çalışmaları yapılmış, gösterilmiş. Hele de çocuklarda. Yani nasıl aslında bitkisel tedavi ilaç gibi düşünmek lazım. Her şeyin azı karar, çoğu zarardır. Bu da öyledir. Bitkisel tedavilerin fazla kullanmak çocuklarda özellikle çok çabuk toksik doza ulaşabilir. Çok ciddi organ hasarlığı oluşturabilir. O yüzden bunu uzman hekimlerin önerisi şeklinde ve o dozlarda kullanmak gerekiyor. Eğer bunu bilmiyorsak da dediğim gibi hazır formatlarını, gıda takviyesi şeklinde hazırlanmış formatlarını kullanmak en güvenilir oluyor. Şeyi bile sizde takip ettim sosyal medyada. Bu ıhlamuru işte demleme mi, kaynatmalı mı falan filan diye demliyorduk. Şimdi siz kaynatmalı diye özellikle söylemişiz. Evet. Eski usul. Halbuki eski bildiğimiz oydu. Sonra bir yerlerde okuduk, demlemeye döndük. Sizi takip edince hemen tekrar kaynatmaya döndüm. Orada çünkü bir bakteriden söz etmiştim. O kaynamadan o ölmüyor. Aynı balda da mesela bu vardır. Ciddi toksik doza ulaşabiliyor. O yüzden bunları yani hem bilimsel çalışmaları hem pratikte kullanabilecek şekilde bir organizasyon içinde bitkisel tedavi kullanmak lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgiler için. Rica ederim. Ağzınıza sağlık diyorum ve Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Gençlik Rüzgarı Boyalık sahilinden esiyor ve konuğumuz dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Erol Koç. Sektörün duayenlerinden efendim. O yüzden çok çok sorularım var. Çok güzel bilgiler alacağız. Ekranlarınızın başına diyoruz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim vallahi. Burada programı şimdi yaz sezonunu açtığımız için daha da keyifli oluyor. Evet, çok keyifli. Hocalarım da buraya geliyorlar. Bizi kırmıyorlar. Güzel sağ olsunlar. Esinti de var. Çok güzel gerçekten. Sizin zaten Çeşme'de yazlık da var benim anlık kadarıyla. Evet, buralısınız yani. Evet, biraz buralı oldum sayılır. Süper. Ben de Bodrumluyum. Bundan sonraki bölümlerde Bodrum'a da gideriz diye düşünüyorum. Oraya da geliriz inşallah. Hocam malum yaş alıyoruz ve şimdi bir sürü insan bu yapılan uygulamalar birbirine benziyor. Hani ameliyatsız gençleşme dediğimizde dolgular olsun başka şeyler olsun böyle bir bakıyorsunuz fotoğrafta bir sürü kadın aynı ve benim hiç sevmediğim bir şey bu. Gerçekten doğallık çok önemli. Çünkü hani yaşamanın da bir güzelliği var. Bazı çizgiler hoş ama yine de bu çizgiler olmadan böyle doğal olarak yaş almak en güzeli diye düşünüyorum. Son teknolojilerle ve içeriklerle de buraya doğru gidiliyor sanıyorum. Evet. Siz bunları daha iyi biliyorsunuz. Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Çok güzel bir noktadan başladık konuya gerçekten. Şimdi yaş alıyoruz. Yaşla beraber vücudumuzdan, cildimizden bazı temel maddeler eksiliyor. Bunun başında kolajen ve hyaluronik asit geliyor. Eksildikçe bunu bir şekilde yerine koyuyoruz. Eskiden ne yapıyorduk? Dolgu yapıyorduk. Dolgu olunca sert, içeriğinde sentetik bir materyal bulunduran bir ürün. Her ne kadar yine tercih ediliyor, belli noktaları tercih ediliyor ama
Bunu agresif yaptığımızda önceden işte sizin de tam çok güzel tabir ettiğiniz gibi bir doğallıktan uzaklaşma, dudakta şişmeler, yüzde şişmeler ve doğallığın bozulduğu nahoş istenmeyen görüntüler. İşte kozmetik endüstrisi burada bunu yapmadan nasıl aynı ürünleri kullanarak ilerleyebiliriz diye yeni teknoloji içeren ana etken maddesi hyaluronik asit olan ama içerisindeki sentetik bir materyal eklenmediği için yapılan işlemi doğal olarak tutan bir sonuç yaratıyor. Şimdi hyaluronik asit mesela şeyde de var, mesela bir yere gidiyoruz, her şeyin içinde hyaluronik asit zaten var. Mesela bu son teknolojide bu gelen ürünlerin içeriklerinin farkı ne? Şimdi buna genel olarak hani tabii ki hyaluronik asit işte dışarıdan enjekte ediliyor. Kremleri dahi var bir şeyler. Krem var, işte, içiyoruz, sıvılar, şeyler, kolajen, kolajen içiyoruz falan. Hyaluronik asit kolajeni üretmeye yarayan molekül olarak burada devrede. Tabii ki bunu azalttığını bildiğimiz için nasıl yerine koyuyoruz? Evet, kremlerle ama tabii onların... Bir yere kadar penetrasyonu, cilde emilimi çok zor oluyor. Başka teknolojilerin devreye girmesi lazım. Burada yüksek molekül ağırlıklı hiyaluronik asit uygulanıyor. Bir kere de peki çapraz bir etki yapıyor mu? Çapraz bağsız ve sentetik içerik olmayan. Çapraz tamamen doğal. Bağsız, sentetik olmayan. Adı, sentetik olmaması evet, çok önemli. Sentetik değil yani laboratuvar ortamında elbette üretiliyor ama doğal olarak. Doğal. Ve bunu sorunsuz bir şekilde... Daha böyle kıvamı daha uygun, böyle daha akışkanlığı orta düzeyde şekilde cilde uyguluyoruz. Bunu eskiden, burada da bir yenilik var, onu da özellikle değinmek isterim. Bunu eskiden ayda bir, üç kere, beş kere, sonra üç aya bir, üç aya bir, üç aya bir. Ama burada da bir... İnsan devamlı o canı da yakıyor yani. Çok talep görüyor. Bir enjeksiyon yapıyorsunuz. Tek dokunuş, one touch, 6 ay sonra. Hani çok iyi. Seanslar, gelgitler de çok azalıyor böylece. Geliyorsunuz, bu işlemi yapıyoruz. Diyoruz ki 6 ay sonra tek doz olarak bunu yapacaksınız. Yani tek dokunuş yaparak. Bunun ne sağlıyor? Çünkü ne oluyor sonra mesela tek dokunuş bir, sonrası? Bunun bir iki yapılış tekniği. Yani bir neticede yüzümüzü bir... yaşla beraber inen bir süspansiyon sisteminde bu yukarı kaldıran bu şurayı ligamanlar. Şurayı topluyor şimdi mesela böyle bir yukarı kaldıracak. Yağ yastıkçıkları, ligamanlar üzerine bir çalışma yapılıyor. Yani enjeksiyon noktalarımız bu bizi indiren ve o kolajeni azalmış ligaman yani askılayıcı bağları kuvvetlendirerek yapılıyor. Yüz sonra yani, kendi kendine toplamaya mı? Bir yani amortisör sistemi gibi düşünelim. Heh. İndi. Biz oralara bir takviye yaparak onu tekrar lift edip yukarı doğru kaldırıyoruz. Süper. Daha ne olsun? Eskiden bunu ayda bir, ayda bir, ayda bir sonra üç aya bir, üç aya bir, üç aya bir yapıyorduk. Şimdi bu tür ürünlerle ki söylediğim gibi çok rağbet görüyor. Yapıyorsunuz. Altı ayını sağlıyor. Altı ay sonra bir daha yapılıyor. Peki biz yapıyoruz hani hemen aklımıza bir soru gelebilir. Yani bu kadar yapılmasını 6 ay sonra yapılmasında herhangi bir ciltte kalıcılık yaratıyor mu? Hayır, zaten doğanın dokusunda insan cildinde olan bir molekülü uyguladığımız için ve içinde başka bir yabancı madde olmadığı için zaten doğal olarak kendiliğinden nasıl kayboluyor. Nasıl bir kendi hani hyaluronik asitimiz ya da kolajenimiz azalıyorsa da aynı şekilde cilt daha parlıyor. Aydınlanma, ne zaman görüyoruz? Aydınlanma, parlama, enerjilenme etkisini hemen yani neticede bir ürün yapıldı, penetre oldu deri altına. Bir hafta 10 gün içinde etkisini görüyoruz. En önemli etkisi de o hyaluronik asit, biliyorsunuz hyaluronik asit su tutmaya yarar. Kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutar. Hyaluronik asit yaptıkça o... Kaldırdıkça, şişirdikçe o ligamanları, bağları orası kuvvetleniyor. Ama bunu tekrar edip doğal olarak yapıyor. Çünkü başka bir böyle hücum ettiğimiz oraya bir alan yok. Tüm yüze yapıyoruz.
Peki şimdi hep kadınlar yaptırıyor. Yaş aralığı nasıl oluyor? Daha çok kimler meraklı? Yani teknik olarak 25-30 yaşta iki yapılabilir. Ancak yani ben mesela bir genç 30 yaşında hocam ben sen daha biraz dolan. Ama çok istiyorlar mesela onu da biliyorum. 20 yaş üstü istiyor ama esas daha mesela başladı. Herhalde 45-50-35 artı diyeyim buna 35 dil yıpranmadan, yaş almadan çünkü, değil mi korumak kesinlikle adına? Kesinlikle bunu korumak için yani bir sorunu çözmek için değil de hani böyle cilt altına yatırım yapmak için. Ya bir şey zaten şeyi sevmiyorum bir şey bozulduktan sonra düzeltmek çok zor. Daha üst tedbirler aynen, gerekiyor. Aynen mesela hani bir çizgiler oturduğunda ya da bilmem bunlar hani hiç tabir edilemez hale geldiğinde. Bir de mesela güneş lekeleri oluyor yüzümüzde onları da dengeliyor hepsini sanıyorum. Hepsini dengeliyor. Değil mi? Bunu mesela şöyle bir dalış çektim ben öbür programımda. Aa, bir anda şuranda lekeler oluştu. Mesela bunları da dengeler mi cildin lekesini? Şimdi bunları falan yaptırmış olsaydık işte en başta güneşin, çevresel etkenlerin, sigaranın etkisinden sigara daha az zarar görürdük. Yaptırmayınca deri altı bize güneş başta olmak üzere hazır olmadığı için bu tür zararlı etkenler daha fazla sorunla karşımıza çıkar. Peki şimdi olan hataları düzeltmeye de ilerleyen zamanlarda tabii tekrar ettikçe zaten toparlıyor değil bunu mi? Bunu şey diyelim, cilt altının kalitelendirilmesi, cilt altına yapılan yatırım olarak evet, özetleyebiliriz. Cildin altına yapılan yatırım güzelmiş. Tamam gayet iyi. Peki hep kadınlar diyoruz ama erkekler de çok meraklı artık evet, değil evet mi? Bayağı hatırı sayılır erkek hastalarımızda oluyor. Bu işlem gerçekten bayanlar kadar erkeklere çok güzel yapılıyor. Siz seviyor musunuz? Ben kendime de yapıyorum. Kesinlikle işte onu soracağım. Yapıyorum. Sizin cildiniz de gayet ışıl ışıl duruyor çok da. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle yapıyorum. Burada da yani geçen yıllarda mesela erkek kadın hasta oranı mesela 90'a 10, 80'e 20 iken şimdi 60'a 40 Allah falan gibi olmaya başladı. Bu da değerli. Vallahi çünkü erkekler de bu yatırımı kendileri için de yapmak isteyecekler. Ama hep bunu konuşuruz biz arkadaşlarımızla mesela. Siz makyaj yapıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, topuklu giyiyorsunuz. Böyle avantajlarınız var. Biz hiçbir şey yapamıyoruz diyorlardı. En azından artık cilt bakımında evet, bakımlı olmak adına erkekler de yapsınlar. Yakışıklılıklarını korusunlar, gençliklerini korusunlar. Evet. Moral motivasyon olsun hayatları etkileniyor çünkü insan. Bakım güzeldir hem erkek için hem kadın için daha da güzeldir. Dolayısıyla kesinlikle yapılmalıdır. Vallahi hocam çok teşekkür ediyoruz değerli cevaplarınız için. Çünkü biz bu yola çıkarken adımız Gençlik Rüzgarı dedik ki gençlik, güzellik, sağlık, estetik. Yani insanın sonuçta hayata daha güzel bakmasıyla ilgili bir program yapıyoruz. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz bilgiler ben için. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız nazik hocam. Nazik davetiniz için çok teşekkürler. Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Gençlik Rüzgarı'nda tekledeyiz. Gökçen Hanım'la beraber birazdan yelken açacağız. Şöyle açıklara doğru gidelim. Ama açılmadan önce sizinle daha önce konuşmuştuk. Gökçen Hanım'a da soralım istiyorum ben. Bizim implant hastalarında mesela makarna diyeti diye bir öneri evet var. İmplant yapıldığında o implant üstü proteze yük binmesin diye sadece protezin sağlığını korumak adına işte yumuşak gıdalarla beslenmek için bir makarna diyeti adı verilen bir literatürde bir şey var. O makarna diyetini 4 ay boyunca hani makarna tarzı şeyler ye diyoruz. Evet bu da çok kilo aldırıyor danışanlara. Evet bir de tabii makarna amacı bu hani besleyici bir şey. Evet ama onun yerine ne olabilir? Neden? Onun yerine proteini de yüksek olan gıdalara yönelmeli. Yani aslında makarna veriyorsak mercimek unlu makarnalar var, nohut unlu makarnalar var. En azından bitkisel protein onlar. Aynı şekilde o yumuşaklığı da sağlıyor, enerjiyi de veriyor. Balık da var mesela. Balık yenilebilir, yumurta yenilebilir. Bilmiyorum siz yararlanıyorsunuz ama yumurta tozları var. Yumurta akından yapılan tozlar var. Öyle bir şey verilebilir. Ama tabii ki bunlar hem karbonhidrat dengesi hem de protein dengesini sağlayacak şekilde. Yani orada sadece makarnaya kaçmak gerçekten bize de geldiğinde bu sebeplerden bir tanesi dakika. Siz de çok haklı olarak tabii ki makarnadan yana ilerlemek istiyorsunuz. Ama dediğim gibi bu tarz mercimek unlu makarnalar ve yumurta gibi protein tozları gibi şeyler yönlenebilir. Orada ilave olarak şey olabilir. Hani biz patates yani, demiştiniz. Ve patates dedim. Bir de kilo vermek amaçlı bize de birlikte geliyorsa biraz da kilo vermesini sağlamamız gerekiyor.
proteinli çorba olur. Yani içine kemik suyundan çorba verdiğimiz vakit o da çok güzel, rahat bir şekilde hem kilo verir hem de proteinini almış olur. Tamam artık sevgili ekibimiz, hadi gidelim ve açılalım. Tamam, o zaman hadi. Bira demiş. Bira, tamam. Hadi açılalım.